Rabbe şükredin, ona yakarın, onu ezgilerle, ilahilerle övün. Ey atalarımızın Tanrısı Rab, güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. Ey Tanrı, lütfet bana. Sınırsız merhametin uğruna sil bütün suçlarımı. Ya Rab, merhamet eyle. Kutsal kurtarıcımız, sonsuz olan sevginle günahlarımızın bedelini ödedi. Sana şükürler olsun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amen. Amen. Baba bak, bunların ezanı mezanı yok mu ya? Kimse gelmemiş, bomboş. Ya boş ver oğlum, işimize geleyim. Şimdi papaz efendinin vereceği şarabı iç, gerisini akışına bırak. La ne güzeldin ha. Gelsin şaraplar, gitsin biralar. Baba bak, köpek öldüren sen içmem, midemi yakar ona göre ha. Oldu kardeşim, senin için Petrus söylerim. Sen zaten içince sapıtıysın oğlum. Papaz efendiyi içirip ağzından laf almaya çalışalım. Bırak. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amen. Yok hocam, yemeyeceğim. Karnım tok benim. Ben yedim de... yiyecek mecbur. Allah'ım günah yazma. Hazine için yaparım. Baba, uşağı ve kutsal ruh adına. Ver bakayım. Papaz efendi. Çok merak ettiğim bir hususta sizin fikrinizi alacağım. Tabii evladım, sor. Bu Sümela Manastırı'nı çok merak ederim. Okuldan dönem ödev verdiler de. Sağ olasın. Sümela Manastırı 1910 yılında 100 civarında keşişi barındırıyordu. Daha sonra ortalık karışınca... Papazlar, oradaki ikonu, çok değerli bir ikon vardı. O ikonu, bir de değerli diğer eşyaları alıp... 400 adım ötedeki Agay Barbara Kilisesi'ne götürüp gömdüler. 1923'te de mübadele olunca Yunanistan'a gittiler. Sonra bu gömüyle ilgili artık yaşayan hiç kimse çalmadı. Sağ olasın papaz efendi. Doğru yolda olduğumu bir kez daha teyit ettiniz. La papaz sızdı. Şşş, kalk ulan! La sus, sus! Oğlum manyak mısın? Papazı uyandırma. Dur! La onu demiyorum, dünyayı içti şimdi bu. Hesap gelecek, hep bize gelecek ya. Oğlum meyhane demeyiz, ne hesabı? Kilisede hesap mı olur ya? Adam diyeceğini dedi, hazinenin yerini söyledi bize. Ne vakit? La ben öğrenemedim. Neredeymiş? Turgay hiçbir şey dinlemiyorsun ya. Dedi ya, Agay dedi, Barbara dedi. La en heyecanlı yerinde sizdi kaldı ha. Gerisini merak ettim, ne olmuş acaba? Oğlum hikayenin gerisi belli. Kiliseye gideceğiz, hazineyi alacağız. Şimdi gidip kilisenin yerini bulalım. Ya haydi o zaman, haydi. Bir süre sonra Venizelos, Türkiye Başbakanı İsmet Ünal'i de gömülü ikonu çıkarmak için izin ister. Agay Barbara Şapeli'ndeki gömülü ikonu bulup Atina'daki Bizans Müzesi'ne götürürler. Kardeşim papazı hatırlıyorsun değil mi? Manastırdan çıktıktan sonra 400 adım sonra bulacaksınız dedi. İyi de güzel kardeşim. Ne yana 400 adım? Bu yana mı, bu yana mı? Doğru dedin la. Turgay kardeşim,
Sen o yana 400 adım git, ben de bu yana 400 adım gideyim. Bulan bulmayana haber versin. Bana bak, eğer bir bok bulamazsak ben gene Sümela'ya çıkarım ona göre. Neden? İntiharım yarım kaldı da. Tamam la tamam. Dön bakayım. Bekleyin beni yüce soylar. Parayı bulmama, Zuhal'imi almama 400 adım kaldı. Uç deyince gidiyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 91. 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400. Vallahi buldum. La Turgay, buldum onu. Ben ne buldun onu? Ben buldum onu. Lan nasıl buldun oğlum? Ben yukarı sen aşağı doğru gittin. Uy Temel, demek ki benim bulduğum yanlış durağa. Gelirim oraya. La Temel! Ben de bu yandan buldum. Sen nasıl buldun ya? La sen arka kapısını bulmuşsundur oğlum. Saçmalama ya. Bu akşam gelip kazıya başlayalım artık. Tamam Temel, kazalım çıkaralım şu hazineyi. Yoksa ben çok sıkıldım vallahi ha. Oğlum farkında mısın bilmiyorum ama paranın da gözüne vurduk ha. Zengin olduk oğlum, zengin. Ne bakıyorsun? La bana bak, benim niye haberim yok? Saysa mı vurdusa? Bana niye demedin şerefsiz? Ya şuradan bir yerden bir taş bulursan geçiririm kafana, beynini pekmez gibi akıtırım aşağıya ya. Oğlum Sümela'nın hazinesini bulduk ya.